Merhabalar sevgili yengeç burçları, yükseleni ve ay burcu da yengeç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerin niyetine, şöyle Aralık ayının son 2 haftasına niyet, kahve ve tarot açılımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Sizlerden istediğim şöyle niyetlerinizi keskin bir şekilde tutup kulağınızın duyabileceği bir ses tonuyla da dinlendirirseniz sizler için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Hatta gün içinde de sürekli olarak böyle niyetinizi söylerseniz, dillendirirseniz, tabii ki de sadece kendiniz duyabileceğiniz şekilde söylerseniz sizler için çok çok iyi olacaktır. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Soran arkadaşlar için söylemiş olalım. Evet, oralarda da sizler için farklı farklı içeriklerle beraber olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ve evet, bireysel açılım yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. İletişim bilgimi soran arkadaşlar için buraya bırakıyorum. Buradaki iletişim bilgisi üzerinden bana WhatsApp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz. Aramalara bakma şansım olmaz ama WhatsApp'tan her zaman sizinle iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, yengeç burçları, hazırsanız, şöyle niyetinizi tuttuysanız sizler için fincanıma şöyle bir bakmak istiyorum. Evet. Şöyle hem sizlere gösterelim hem de ben bir bakmak istiyorum. Evet. Bakın, bir konuda gerçekten çok zorlanmak gibi durumlarınız var. Yani gerçekten ciddi anlamda zahmet çekme, zorluk çekme gibi durumlarınız görünüyor. Ama bunun karşılığında da arkadaşlar size bir maddi nasip geleceğini de gösteriyor. Emek veriyorsunuz. Yani burada bir maddiyat karşılığında emek vermek gibi durumlarınız görünüyor. Yani burada kesinlikle evet bir paranın gelmesi görünüyor. Ama burada tamamen işte emek vererek geleceğini gösteriyor. Bakın, bulunduğunuz yerde gitmek ve bulunduğunuz yerden gitmek ve o yerde kalmak arasında böyle bir kararsızlık yaşamak gibi durumlar var arkadaşlar. Giderseniz daha rahat edeceğinizi düşünüyorsunuz ama şu anda bulunduğunuz yerde de bir müddet daha kalışlarınız var. Bir konuda gerçekten gözyaşı döküyorsunuz ama burada baş ağrısı çekme, uykusuzluk gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten uykularınızı kaçıracak bir konunun sizde üzülüp stres yapma ve bunun sağlık problemine yansıması gibi, işte mide problemi gibi, baş ağrısı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü en ufak bir stres aslında direkt mideden vurur ve baş ağrısıyla kendini gösterir. Burada bu dönemde de böyle şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, katlandığınız bir konu var. Evet, çok da sabretmişsiniz ama sabrın sonu selamet arkadaşlar. Katlandığınız konuya zaten katlanmak zorunda değilmişsiniz aslında. Belki de birilerinin dayatmasıyla sabretmek ya da işte katlanmak zorunda kalıyordunuz. Ama artık bu sabrınızın karşılığını görebileceğinizi de söyleyebilirim. Sabrın sonu selamet olarak görünüyor arkadaşlar. Burada dualarınız var gerçekten. Kemsiz dua ediyorsunuz resmen. Hem de sevdiğiniz birisi tarafından, sizi seven birisi tarafından bir dua edilme durumlarınız var. İşte önü açılsın, hani sıkıntılarından kurtulsun gibi düşünebilirsiniz. Ve bu kişinin gerçekten yaptığı dualar sizin hayatınızda etkili, ağzı dualı olan birisinden bahsediyorum.
Ve az önceki gözyaşı dökme durumu şöyle bir şey arkadaşlar. Düşkün olduğunuz birisi var, değer verdiğiniz, işte emek verdiğiniz birisi de olabilir buradaki ve hani size karşı bir yanlış yapması. Evet, bir yanlış, bir hata yapması ve bundan kaynaklı işte sizin canınız yandığı için biraz da gözyaşı dökmek gibi durumlar var arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, yapmam dediğiniz bir şeyi ya da ben buraya gitmem, işte ben şunu yapmam, ben bunu yapmam gibi söylediğiniz bir şeyi yapmak durumunda kalacaksınız. Yani konuşmak istemediğiniz biriyle aynı ortama girebilirsiniz. İşte sevmediğiniz bir şeyi yapmak durumunda kalabilirsiniz. Burada biraz zorlanmak durumlarınız var. Bakın, ağladıktan sonra gülmek gibi durumlar da var. Karanlıktan sonra aydınlık olarak da kendini gösteriyor. Yani bu sıkıntıdan sonra ferahlama durumlarınız görünüyor. Bakın, etrafınızdaki insanları böyle başınızın üstünde gezdiriyorsunuz, öyle söyleyeyim. Çünkü başınızın üzerine çıkarmışsınız ve o insanlar sizin hakkınızda konuşabilme ya da sizi eleştirebilme durumlarını normalleştirmişler. Hayatınıza birden fazla kişinin karıştığını da gösteriyor aslında. Ve siz bu insanlarla, hani tamam zamanında belki iyiydiniz ama şu anda bu insanlarla da mücadele ediyor gibi de görünüyorsunuz. Ve artık daha çok dur demeniz gereken bir zamandasınız. Hani sizin de gerçek gücünüzü, sizin de nasıl bir karakterde olduğunuzu o insanlara göstermenizin zamanı geldiğini de gösteriyor. İşte bundan sonra ağlamaktan sonra gülme durumunuz var. Bir de arkadaşlar, gerçekten iyi niyetiniz şöyle gösteriyor. Herkese her şeyinizi anlatıyorsunuz. Ya burada bir durdurmanız gerekiyor kendinizi. Hani gerçekten birine sırrınızı saklayabileceği için anlatmak var. Bir de her önüne gelene anlatmak gibi durumlar olabilir. Yani basit diye düşündüğünüz bir konuyu birisine anlatırsınız ama o dallanıp budaklandırır ve sizin canınızı sıkacak şeyler ortaya çıkar arkadaşlar. O yüzden herkese her şeyinizi paylaşmamanız gerektiğini de gösteriyor. Evet, burada bir aslında sorumluluk var ama 1, 2, 3 olarak da söyleyebilirim. Ve bu sorumluluklar artık yük olmaya doğru dönüşmüş görünüyor. Ve bazıları da çok gereksiz. Yani burada birilerinin sorumluluğunu, yükünü almak gibi durumlarınız var arkadaşlar. İşte bu yüzden de birinden kurtulmak isteyebilirsiniz. İşte bu kişiden kurtulduğunuzda da zaten o gereksiz olarak düşündüğüm, söylediğim yükten de kurtulmak durumunuz var arkadaşlar. İşte ferahlama dediğim tam olarak böyle bir şey. Yani o kişiyi çıkardığınızdan, o kişiyi işte hayatınızdan çıkardığınızdan ya da aranıza mesafe koyduktan sonra rahatlama durumunuzdan bahsediyorum. Bakın, eğer bir iş arayışları içindeyseniz, sanki böyle baştan başlanacak yeni bir meslek olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bir bayandan, bakın, bir manevi destek, sanki böyle sizin elinizden tutması gibi. Evet, daha çok bayan olarak gösteriyor kendini. Bu kişiden bir manevi destek almak gibi durumlarınız olacak arkadaşlar. İş olarak daha çok görünüyor. Eğer çalışmıyorsanız burada sizden övgüyle bahsedecek, size bir nevi referans olacak. Yani burada sizin elinizden tutup tekrardan sizi ayağa kaldıracak bir bayandan bahsediyor. Ve bu kişi de gerçekten sizi hani iyilik ya da kötülük herhangi bir şekilde ayırt etmeden sadece iyilik yapmak amaçlı elinizden tuttuğunu da söyleyebilirim. Ben hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Aralık ayının son 2 haftasına niyet. Evet.
şöyle bir gösterelim sizlere. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, bakın. Seni de böyle alalım. Bakın arkadaşlar, bazen sanki kendinizi sıkışmış, bunalmış, yani çözüm yolu yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Yani nefes alamadığınızı hissedebilirsiniz ama burada önünüz açık. Yani bir rahatlama var. Tekrardan ya belki de özgürlüğünüzü kaybettiğinizi bile düşünebilirsiniz arkadaşlar ama tekrardan bu özgürlüğünüzü elinize almak gibi, özgürlüğünüze kavuşmak gibi bir takım durumlar görünüyor. Ve manevi evet maddi olarak biraz daha sıkıntıların geçmesi durumu, maddi olarak sıkıntılarınızın geçmesi durumu, o yüzden de manevi olarak biraz daha rahatlamak gibi durumlarınız var. Bakın birisiyle bir şeyi paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. Yarısı onun, yarısı sizin. Miras durumları da olabilir. Ama burada yani bölünme, istediğiniz bir şeyin bölünmesi gibi bir takım durumlar var. Birisi de arkadaşlar sizin ayağınıza gelebilir. Evet, burada bir konuşma yapmak gibi düşünebilirsiniz. Birisi sizinle şöyle bir konuşmak için sizin ayağınıza gelebilir arkadaşlar. Ve iyi niyetinizden işte bazı insanların sizi kullanmasına izin veriyorsunuz. Hani ne kadar kötülük yaparsa yapsın işte insanların içinde bir iyilik vardır. İşte bundan da zarar gelmez gibi, belki de bu insanın söylediklerine inanmak gibi durumlarınız da var. Evet. Bir haber bekliyorsanız arkadaşlar, bu haberin de gelme durumu. Daha çok ayın 23'ü ve 30'u arasında söyleyebilirim. Evet, böyle bir takım durumlarınız var. Bir haber gelmesi olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Ve sizin bu dönemde yeni birisiyle tanışmak, bu kişiden biraz aklından feyz almak, yani aklından yararlanmak gibi durumlarınızı da gösteriyor. Yani hani diyorum ya sanki bu kişiyi, yani hayatınızı değiştirecek olan birisi olarak düşünebilirsiniz. Ve unutmayacağınız da birisi olacağını söyleyebilirim. Bu dönemde de karşılaşma ihtimaliniz çok çok yüksek. Sanki dört gözle de beklediğiniz birisi. Yani birisi benim elimden tutsa da beni kaldırsa gibi durumlarınız var. Bakın şurada sözünü verip de tutmayan birisi var. Bu kişinin sözünü tutmasını bekliyorsunuz ama boşuna bekliyorsunuz arkadaşlar. Hiç de sözünü tutacak birisi gibi de durmuyor. Bakın bu yüzden de gözyaşı dökebilirsiniz, onu söyleyeyim. Daha çok sanki hayatı sorguluyorsunuz. Yani böyle hayatı sorgulamak gibi durumlarınız var. Yani niye böyle oldu? İşte şöyle yapsaydım böyle olur muydu? Ya da bunu yapsaydım şöyle değişir miydi gibi bir takım düşüncelere girebilirsiniz. Şurada da arkadaşlar gerçekten karşı karşıya gelip de bir yüzleşme. Yani bir yüzleşme. Aslında sizden şey değil. Kendini daha fazla geliştirmiş ya da büyütmüş bir insan değil. O yüzden de bir yüzleşme yaşarsanız bunu bilin. Siz aslında biraz daha mantıklı düşünüyorsunuz bu konuda. Ama karşı tarafta kendini doğru göstermeye çalışacak. O yüzden yani bunu bilmenizde fayda var. Ve kesinlikle soğukkanlılığınızı korumanız gerektiğini söylüyorum. Zaten buradaki haberi söylemiştim sizlere. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle fincanımı hemen kenara bırakmak istiyorum. Yengeç burçları, sizler için şöyle bir hemen tarotumu da elime almak istiyorum. Tabii ki de arkadaşlar, lütfen şöyle siz de niyetinizi kulağınızın duyabileceği bir ses tonuyla bir kere dillendirin. Evet.
Şöyle kartları beraber seçeceğiz arkadaşlar. O yüzden bakmanızı ve odaklanmanızı istiyorum. Evet. Şöyle ilk kartımızla başlayalım. Evet, şöyle duygu durum kartlarımızı alalım ve sizler için bu döneme niyet şöyle bir seçelim. Evet. Ve son olarak da hissi tercüman kartlarımdan seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar kartlar önünüzde. Şöyle bir bakın bakalım odaklanmanızı istiyorum. Evet. Kupa Şövalyesi, Tılsım Prensi, İmparatorçe, Aziz, Ermiş, Kılıç İkilisi. Yani burada açıkçası bayağı bir uğraşlarınız olacağı bir dönemden bahsediyorum açıkçası. Ve zaten fincanımda da bunları göstermişti ama değnek üçlüsü arkadaşlar. Yani burada kendi içsel dünyanıza bir bakmanız, duygu durumlarınıza, düşüncelerinize bir bakmanız gereken zaman. Ve aynı zamanda da büyük düşünmeniz gereken bir zaman dilimi olduğunu da gösteriyor. Artık küçük düşünmek size göre olmayacak. Daha büyük büyük düşünmek, daha fazlasını istemek, elinizdeki gelen en iyisini yaparak daha büyük işlere girmek. Yani farklı olanı, aynı olanı değil de farklı olan şeyleri böyle bir elde etme arayışları içinde olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bulunduğunuz yerden farklı bir yere gitmek, yani burada özgürlüğünüzü aramak için de gidebileceğinizi gösteriyor. Aslında kabuğunuzdan çıkmanızın tam zamanı ve ilerlemeleriniz de var arkadaşlar. Tek tek geleceğim diğer kartlarıma ve bir amacınız var. O amacınıza doğru adım atmanızın zamanı geldiğini ve sizin doğru bir adım atacağınızı da gösteriyor. Evet, Kupa Şövalyesi arkadaşlar. Güzel de bir kartımız geldi. Çünkü ikinci bir kart olarak geldi. Hani bazen istedikleriniz var, ertelediğiniz var, zamanı geldiğinde yaparım diye düşündükleriniz var ya. Tam olarak o hamleyi, o adımı, o kararı vermenizin zamanı geldi. Birilerinin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Çünkü burada bir takım nasipler geliyor arkadaşlar sizlere. Ve burada işte o kıskançlığa karşılık şöyle bir hamle yapabilirsiniz. Çünkü başarıyı siz elde ediyorsunuz. Karşı taraf böyle bir
istediğini elde edemiyor. Duygularını kontrol edemiyor. O yüzden de size karşı şöyle bir hırçınlıkla yaklaşabilir. Zaten vereceğiniz mücadelede zaferi elde ediyorsunuz. Bundan yana sıkıntı yok. Sadece hareketli bir dönem yaşamanıza sebep olacak bu kişi. Yani bir takım inişi çıkışlı olacağını da gösteriyor. Evet, Tılsım Prensi arkadaşlar, maddiyat, maddiyat, maddiyat. Yani yeni bir fırsatın sizin kapınızı çalması gibi bir takım durumlar var. Bir şans var. Yani bir fırsat var ve bu fırsatı iyi bir değerlendirmelisiniz. İstediğiniz bir yerden güzel bir teklif de gelebilir. Yeni bir iş kapısı olarak düşünün bunu. Maddi olarak çıkar sağlayabileceğiniz, yani güzel güçlenebileceğiniz bir teklifle gelmek gibi bir durumunuz var ve kariyer ya da para anlamında artık büyük düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar ve sonuç odaklı, hani başlangıç değil daha çok sonuç odaklı hareket etmeniz gerektiğini de gösteriyor ve aynı zamanda arkadaşlar sizin biraz daha disiplinli olmanız ve yeniliklere açık olmanız gerektiğini de söyleyebilirim. İmparatorça kartım arkadaşlar, bakın bu dönemde böyle bolluk, bereket, çoğalma olarak düşünebilirsiniz. Şansınız açık, enerjiniz var. Her şeyin yolunda gidebileceği bir dönemde olacağınızı gösterir. Pozitif düşünmeniz, iyi düşünmeniz, kötülüğe kapatmanız gerekiyor kendinizi. Ve arkadaşlar bu sıralarda kendinize daha çok bakma, bakımlı olma durumlarınız olabilir. Kendinizi bolluk bereket adı altında işte değiştirebilirsiniz. Daha çok kendinizi şanslı hissederek daha büyük işler yapabilirsiniz. Ve beklediğiniz bir haber varsa arkadaşlar, bu haberin bu dönemde gelebileceğini de gösteriyor. Evet, Kılıç ikilisi arkadaşlar. Bakın bu dönemde şöyle bir kendinizi nasıl söylesem, böyle korkular ya da ikilemde kalmak gibi. Şimdi bu kararı verirsem burası ne olacak ya da bu kararı verirsem bu tarafı ne olacak gibi ikilemde hissedebilirsiniz. Bir karar vermeniz gerekebilir. Birileri sizden karar vermenizi isteyebilir. Ve arkadaşlar burada bir bekleyiş süreciniz var. Karar veremiyorsanız ertelemeniz gereken bir takım konular görünüyor. Ve gerçekleri görmezden gelmeyin. Hayal dünyasına kapılıp da gerçek dünyadan ayrılmamanız gerektiğini gösteriyor. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var ve bu dönemde de dinlenirken birilerinin size zarar vermemesi için kılıçlarla kendinizi koruduğunuzu, yani kendinize bir kalkan geliştirdiğinizi gösteriyor. Ve mantıklı kararlar verilmeli, duygusallıktan biraz daha uzaklaşılması gerektiğini de gösteriyor. Aziz kartımız arkadaşlar, düşünce yapılarınızı değiştirmekte zorlanabilirsiniz. Daha çok böyle maneviyat üzerinde kaldığınız için farklı düşüncelere geçmekte zorlanabilirsiniz. Birilerine söz geçirmek gibi durumlarınız var. Onu da söyleyeyim. Birilerine kendinizi açıklama, birilerine üstünlük kurma gibi durumlarınız olabilir bu dönemde. Ve kendinizi biraz daha güncellemeniz, o monotonluktan çıkmanız gerektiği konusunda da sizleri uyarıyor. Özgürlüğünüzün, hareket alanınızın daha fazla gelişmesi, yenilikleri benimsemek, daha çok böyle ilerlemek adı altında sürekli aynı şeyleri yapmayın arkadaşlar. Aynı şeyleri yaptığınız takdirde kısır döngüye giriyorsunuz ve tabii ki de burada istemediğiniz şeylerin yaşanmasına sebep oluyor. Evet, şöyle bir baktığımda değnek altınsı arkadaşlar, iş olabilir, eğitim için olabilir, hiç fark etmez. Şöyle sizlere göstermek istiyorum değnek altınsını.
Ya bir konuda arkadaşlar istediğiniz, hayal ettiğiniz, emek verdiğiniz şeyi elde etme durumunuz var ve bunu herkese gösterme amacı içinde olduğunuzu da gösteriyor. İşte burada konuşma hakkı, söz hakkı, zaten zirveye çıkıyorsunuz, bütün gözler üstünüzde ve kendinizde gurur duyuyorsunuz ki hayatınızın filminin, hani derler ya, başrol oyuncusu, evet, gerçekten sizin olduğunuzu da gösteriyor. Ve herkes sizden işte sanki bir konuşma yapmak gibi, bir açıklama yapmak gibi böyle bir takım bir şeyler duymak istiyor. Konuşma yapın ve insanları böyle etkilemeniz gereken bir zaman diliminde olduğunuzu söyleyebilirim. Ermiş kartı arkadaşlar. Bu ara hissiyatlarınız kuvvetlenebilir, söyledikleriniz çıkabilir. Bazı konularda daha çok olgunlaşma sürecine girebilirsiniz. Bir konuda sanki umudunuzu kaybederken daha çok umutlanma durumlarınız var. Bilmediğiniz bir şeyler var. Karar aşamasında olduğunuz süreçte eğer karar veremiyorsanız daha çok işin ayrıntısına girin. Çünkü burada bilmediğiniz şeyler var. Onlardan kaynaklı karar veremediğinizi de gösteriyor. Ve eğer bir sorununuz varsa kimseden medet ummadan kendi sorununuzu kendiniz çözmeniz gerektiğini, yani daha çok akıllıca, daha çok bilgeli olarak kendinizi böyle mantıken daha çok ilerleterek o sorunu sadece kendinizin çözebileceğinizi de aslında kartımız gösteriyor. Hemen çok fazla bekletmeden diğer kartıma geçmek istiyorum. Bakalım. Bakın, etrafınızda böyle kendini tilki zanneden öyle birileri olabilir. Kurnazlık yapan birilerinden bahsediyorum açıkçası. Böyle kendini akıllı sanan bazı insanlar var. Ve bu insanların yalanlarını ya da arkanızdan iş çevirmelerini öğrenebilirsiniz. Beklediğiniz bir insan olabilir arkadaşlar. O yüzden çok da etkilenmiyorsunuz. Bakın, birisi güvercin, bayağı barış güvercini artık bu. İyi niyetle yaklaşma durumları, tekrardan barışma, yani böyle güzel haberler alma gibi durumlarınız var ve bu kişiyle tekrardan barışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet, tırtıldan kelebeğe dönme süreci arkadaşlar sizden için. Ve burada açıkçası biraz daha olgunlaşma durumlarınız görünüyor. Değişmek derken işte bunlardan bahsediyorum. Değişmek, olgunlaşmak, ilerlemek, kendinizi daha çok geliştirmek olarak düşünebilirsiniz. Diğer bir kartım Ay kartı. Az önce söylemiştim. Çok güzel geldi. Sezgilerinizin artması, bazı söylediklerinizin çıkması, yani bazı yol gösterici rüyaları görüp de bunları hayırla sonuçlandırma, anlamlandırma ve hayatınızı yönlendirmesi olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle diğer bir kartım. Doğru zamanı bekliyorsunuz arkadaşlar, bir konu var ve buradaki konuda zamana bırakıyorsunuz, yani akışa bırakıyorsunuz. Zamanı gerçekten ihtiyacınız var ve istediğiniz konuda açıklığa kavuşması için o zamana çok fazla inandığınızı da gösteriyor. Balık kartı, evet, bolluk, bereket, kısmettir zaten arkadaşlar. Burada maddi bir kazanç, rızık kapısı, bir takım değişimler ve bereketin sizlere gelmesi, güzel nasiplerin sizlere gelmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. İşte yer değişimleriniz de zaten burada göründü arkadaşlar. Yani böyle pılını pırtını toplayıp bir yerlere gitmek isteme, daha çok böyle uzaklaşma, bulunduğunuz yerden uzaklaşma eğilimleri, dağılmış bir vaziyette olabilirsiniz ama toparlanmak için yerinizi değiştirmeye sanki ihtiyacınız varmış gibi de görünüyor.
Ve diğer kartım, arkadaşlar doğru yoldasınız, devam edin. Anahtar kartı, doğru yolda olduğunuzu, doğru yolu bulmak için mücadele verdiğinizi, yani arıyorsunuz, üretiyorsunuz, çözüme ulaşıyorsunuz ve arkadaşlar doğru kapının doğru anahtarını bulmuşsunuzdur demektir. Yani bir olay vardır. Çözüm yollarını arıyorsunuzdur. Doğru çözüm yolunu bulduğunuzda gösterir. Hemen devam edelim. Bakın süpürge kartı geldi ki ben bu kartımı seviyorum. Hayatında fazlalık olan, yani gereksiz olan bazı insanlar var ya da bazı eşyalar da diyebiliriz artık biz buna. Yani burada hayatında gerçekten fazla olan ne varsa hayatından çıkarman gerektiğini de gösteriyor. Köklü bir temizlik yapman gerekiyor ve işe gerçekten senin işine yaramayacak olanlardan kurtularak başlamak gerekiyor. Bu sana bir arınma gibi hayatını değiştireceğini gösteriyor. Olaylar, kişiler, geçmiş bunun içinde dahil ediyorum çünkü değiştirmek istediğiniz, köklü değişim yapmanız gereken olaylar, kişiler, geçmiş arkadaşlar. Süpürge gibi süpürün, geçsin gitsin. Diğer bir kartım maske kartı. Arkadaşlar birisini sizin çok güzel aslında yanınızda maskesini takıyor. Yanınızdan gittikten sonra da maskesini çıkarıyor. Yani burada iki yüzlü olan bazı insanlar var. Ve bu insanların gerçek yüzünü de bu dönemde öğrenebilirsiniz. Bazı insanların da maskesini düşürebilirsiniz. Yani bu insanların sizi mutsuz etmesi gibi bir takım durumlar var. İşte o mutluluğu ararken de o insanın maskesini düşürebilirsiniz. Şöyle diğer kartımıza bir bakalım. İşte tam olarak bu. Size karşı zıtlık ya da fikir ayrılıkları, işte tartışmalar çıkaracak birileri var arkadaşlar. Çekişme yaşayabilirsiniz gerçekten. Birileri sizi küçük düşürmeye çalışabilir ya da sizi kötü göstermeye çalışabilir arkadaşlar. Enerjinizi sömüren insanlardan bahsediyorum işte tam olarak. Çünkü bunlar sürekli, yani bunlardan beslenen insanlar birilerinin kötülüğü ya da işte negatifliği onları besliyor ve siz onları beslemeye devam etmeyin. Evet, sandık ve anahtar da gelmişti zaten. Arkadaşlar kendinizi kapatmış vaziyettesiniz. Yani birilerine duygularınızı, düşüncelerinizi, yaptıklarınızı, hiçbir şeyinizi anlatmıyorsunuz. Doğru da yapıyorsunuz aslında. Ama bazen kendinize bile bazı şeyleri söylemekte zorlandığınızı da gösteriyor. İşte zorlandığınızdan kaynaklı da zorlu yolların sizi beklemesi gibi bir takım durumlar var. Ve kilitli bir kalbin onu açacak anahtarını artık bulması gibi bir takım durumlarda söyleyebilirim. Diğer bir kartım, bakın şifacı ve ruhsal olarak olduğunu söylemek istiyorum. Bedenen varsa da bir iyileşme döneminde olduğunuzu gösterir. Ama daha çok ruhsal olarak söylemek istiyorum. Sizin ruhunuzda ya da kalbinizde bir takım yaralar var arkadaşlar. Ve bunların artık şifalanmasının zamanı geldi. Kendinizi çok çaresiz hissedebilirsiniz. Karanlıkta hissedebilirsiniz. Yani birilerine karşı dengeniz olmadığını düşünebilirsiniz. Ruhsal olarak şifalanma, işte zorunuza giden, gücünüze giden, işte onurunuzun, gururunuzun zedelendiği, duygu düşüncelerinizden emin olamadığınız bir takım durumlar vardır. Bu konularda bir şifalanma yaşadığınızı, yaşayacağınızı gösterir. Çaresiz kalınan bazı durumlar var hayatınızda ve artık bu durumlardan bir derman bulacağınızı da, derdinize derman bulacağınızı da gösteriyor. Diğer bir kartım, bakın mahkeme kartı da sizlere geldi. Herkese de gelmedi yani gerçekten. Çünkü evet, yani bayağı bir o kadar kart arasından gerçekten sadece size geldi diyebilirim şu dönemde. Bakın kendinizle yüzleşme durumları daha çok, çünkü bu açılımda kendi içinizde bir takım mahkemeler kuruyor olabilirsiniz.
geçmişinizle, kişilerle, olaylarla bir takım yüzleşmeler, hesaplaşmalar yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle de Aralık ayının son haftasında. Yani gerçek bir mahkeme süreciniz varsa burada bilmediğiniz bir şeyler var. Siz uğraşsanız da uğraşmasanız da o bilinmeyenlerin artık açığa çıkması, yani burada bilmediklerinizi öğrenmek gibi bir takım durumlarınız görünüyor. Diğer bir kartım, bakın çok emek veriyorsunuz ama hayatınızı düzene sokmanız gerekirken daha çok savrulma durumlarından bahseder. Bir haber alma ve bu haberin sizi etkilemesi, işte burada biraz karışmak gibi durumlarınız görünüyor arkadaşlar. Sizi bazı olaylara sürükleyebilir. Siz istemediğiniz bir olaya sürüklenebilirsiniz. Bu sizlik bir şey değil, onu da söyleyeyim. Hayatın getirdiği durumlar olacaktır. Bir de değişken durumlar olacak, onu da söyleyeyim. Çünkü bir mutluyken bir mutsuz olmak, bir neşeliyken bir üzüntülü olmak gibi durumlarınız var. Netleşmek istiyorsunuz. Karşınızdaki insanın da net olmasını istiyorsunuz ve o karşınızdaki insan net olmayınca sizlerde de belirsizlik olduğu zaman siz daha çok savruluyorsunuz oradan oraya. Ve son kartımı daha almak istiyorum ve ay kartı geldi. Bazı korkular edinmişsiniz, bazı vesveseler, uykusuz geceler yaşamanıza sebep olacak endişeler, kaygılar geliştirmişsiniz kendinizde. Açıkçası arkadaşlar, ben şöyle söyleyeyim, o korkularınızın çok fazla gerçeklik durumu yok. İşte hayal dünyasında ne kadar güzel şeyler kuruyorsak kötü şeyler de kuruyoruz bazen. İşte bunlara biz daha çok vesvese olarak söylemek istiyorum. Bilinçaltınızda oluşturduğunuz bazı korkular var. Bunları yavaş yavaş aşmanız gereken bir zaman dilimi özellikle söylemek istiyorum. İşte bu belirsizliklerden kurtulmanız gerektiğini, zaten o belirsizliklerden kurtularak aydınlığa doğru yürüyeceğinizi, daha çok kısmetleri, daha çok bolluk bereketi hayatınıza çekeceğinizi gösteriyor. Daha çok kendinize bir hedef belirlemelisiniz ve o hedefe doğru hareket yapmanız, karar vermeniz, ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir dönüşüm zamanı, bir kadersel zamanlama, ruhsal olarak şifalanma, olgunlaşma, daha çok büyümek zamanı olarak da gösteriyor sizler için. Evet, yengeç burçları. Açılımınız çok güzel çıktı. Bence çok bilgilendirici de çıktı. Bunu söylemek istiyorum. Ve fincanımla tabii ki de İmparatoriçe kartımı ya da nasip olarak evet Kupa Şövalyesini şöyle bir uyumlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle sizlere de gösterdikten sonra evet yengeç burçları. Açılımdaki pozitif enerjiyi alın arkadaşlar. Lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Hepiniz davetlisiniz. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle söyleyeceğim, emeğiniz, desteğiniz, güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten mükemmelsiniz. Ve şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hiç söylemedim ya da canlı yayınlarımda denk gelmemiş olabilirsiniz. Normalde bireysel açılımlarında yaptığım 3 aylık bakımlar oluyordu arkadaşlar. Artık Aralık ayının sonundan itibaren Ocak ayıyla başlayarak aylık 3 aylık olarak sizlerle bütün burçları ayrı ayrı videolarda
Paylaşmamı istediler. Tabii ki de sizleri kırmayacağım ve paylaşacağım arkadaşlar. 3 aylık bakımlardan ziyade aylık olarak bu şekilde de devam edeceğiz. Merak etmeyin. Sadece bir bilgilendirme olarak şimdiden söylemek istiyorum. İzlemek isteyen arkadaşlar kanalımda 3 aylık bakımlarını Aralık ayının sonu itibariyle bulabilirler. Tekrardan görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.